Medyapod'da bir yeni hırta daha hoş geldiniz. Efendim, Brüksel'in Türk Mahallesi Skarbek'inden Aris Nalcı sesleniyor size. Bu hafta da yine bizim evin köşesindeki kafeden dışarıdan, hem de biraz böyle sound efektli, arkada arabalar, kuşlarmışlar falan varken sesleniyorum. İklim değişikliği ülkelerin, bütün ülkeleri etkiledi. Burada da her seferinde söylüyorum, hala kar yağmadı. Ermenistan'da kar yağmış, ne güzel. Böyle küçük havadan sudan konuşmalarla başlayalım. İklim değişikliği derken geçen haftayı hatırlamış olduk. Şimdi bu hafta ben biraz aslında kendi özelimden bahsedip genele vuracağım. Nasıl mı olacak o? Çok enteresan bir hikaye yaşıyorum. Bir dönem geçiriyorum şu anda. Bir entegrasyon kursuna başlattı. Başlamamı önerdi buradaki Belçika Devleti. Vatandaşlık başvurusu yapabilmem için. Bu entegrasyon kursunda kilerden bahsedeceğim. Ve entegrasyon kursunda öğrendiklerimden biraz böyle buranın, Belçika'nın tarihinden Türkiye'nin günümüze, günümüzüne bakacağız. Biraz Brexit'ten bahsedeceğim. Diyelim böyle bir teaserları vermiş oldum. Efendim, öncelikle entegrasyon kursu dediğiniz şey aslında bir ülkede yaşamaya ve yani vatandaş olmaya hak kazanmadan önce burada gitmeniz gereken bir şey. Çok ilginçtir. Buradaki entegrasyon kursunun veren 5 enstitü var Brüksel'de. Bunlardan biri, bir tanesi Türk Enstitüsü, bir tanesi Kürt Enstitüsü. Yani 5'in ikisi Orta Doğu'daki halklara ait. Yani Türkiye'deki daha doğrusu. Efendim, bana da önerdikleri yer Kürt Enstitüsü'ydü entegrasyon kursunda. Burada yaklaşık 20-25 kişilik bir grup ile çoğu Faslı olmak üzere, ki Faslılar buranın en büyük ikinci azınlığı. Ki burada azınlık statüsü de yok. Yani resmi olarak azınlık ve komüniterizm yapamıyorsunuz. Çünkü yasak. Yani kimse ayrı gayrıcılık oynayamıyor. Bizim için özel bir şey yap diyemiyor. Böyle bir durum içerisindeyken vatandaşlık başvurusu yapabilmek için bu entegrasyon kursuna gitmeniz gerekiyor efendim. Bu entegrasyon kurslarında size ülkenin hukuku, hakkı ile ilgili sağ solu, politikası ve immigration, yani mülteci politikası ile ilgili bir sürü şey öğretmeye çalışıyorlar. Tabii kursun yarısından fazlası Arapça konuşurken böyle bir şeyi öğrenmek çok zor oluyor. Bir de herkes geldiği ülkeyi överken ve öğretmenin kendisi de bir diyelim burun dili bir öğretmenken biraz zor oluyor. Neden mi diyeceksiniz? İşte diyorum, böyle insan, hani böyle gettolar oluşturmak bizim Orta Doğu'nun hani kendi sisteminde var diyeceğim, ama sadece Orta Doğu'da değil, aynı zamanda anladığım kadarıyla da bu bir Afrika kıtasında da, ya da belki dünyanın her yerinde var böyle getto oluşturma. İşte bu gettolarda şöyle oluyor, çoğunlukla Arapça konuşulurken Fransızca ve Flamanca konuşulan bir ülkenin sistemini öğrenmek çok zor oluyor. Hele ki ülkenin yönetim şekli kraliyet demokrasi, federatif demokrasi iken 1996'dan beri bu ülkede yaşayan insanların vatandaşlık başvurusu yaptığında 2020'de halen ülkenin dilini konuşamıyor olması çok büyük sorun. Öte yandan ülkenin dilini konuşamıyor olmasının yanı sıra ülkenin tamamını Brüksel'den ibaret, %80'ini işsiz güçsüz ve devletten işsizlik vergisi alan miskin Belçikalılar zannedip, ama bir taraftan da nüfusta Müslümanların %55 olduğunu düşünen bir kesim var. Bu aslında bugün günümüzdeki Avrupa'nın durumu. Yani daha geçen sene yapılan bir araştırmada şu ortaya çıkmıştı. Avrupa'da aslında bilinen ve halkın zannettiği kadar Müslüman yok. Bunu neden bu araştırmayı yaptılar? İşte bu saldırılar zamanında, Belçika'da, Fransa'daki saldırılar sonrasında insanlar kaygı ile yaklaşmaya başlamışlardı DAEŞ'e, geri dönen DAEŞ'liler için. İşte bu sırada böyle bir anket, yani bir araştırma yapıldı. Bu araştırma sırasında aslında Belçika'daki Müslüman nüfusun insanları %30-%40 zannederken o kadar olmadığı,
ortaya çıktı. Aynı zamanda bu Fransa için de geçerli, Avrupa için de geçerli. Yani çok böyle bir mitler şey var. Yani ülkenin %80'i işsiz ve işsizlik maaşı alıyor. Devlet herkesi başlıyor, sadece bizleri, yeni gelen mültecileri beslemiyor şeklinde bir yanılsama oluyor. Bu yanılsamanın yanı sıra ben size bu kurstan bahsederken buranın tarihindeki kralından da bahsetmek istiyorum. Leopold. Leopold Belçika'nın kanlı kralı diyelim. Belçika ülkesi aslında sonuç olarak Rubenler tarafından, Rubanlar tarafından milattan önce 5000 yıllarında falan ilk defa buraya insanlık ayak basmış. O zamandan bugüne kadar getirildiğinde aslında daha çok Hollandalıların, Franklerin, Almanların böyle gelir geçer bir yolu olmuş. İkinci Dünya Savaşı zamanında Hitler'e anahtar teslim memleket veren bir ülke Belçika. Hiç savaşmadan. Sonuç olarak bürokrasinin çok iyi çalıştığı, yani böyle konularda ve hiçbir zaman sanki savaşa girmeden işler yaptığı. Mesela Waterloo Savaşı burada olmuş ama savaşanlar Belçikalılar değil. Waterloo burada. O meşhur hani Waterloo var ya. Burada ama hep böyle arada kendini kurtarmış, bir finans merkezi olma gayesi önceden de varmış. Düşünün ki Belçika Avrupa'nın kuzeyinde ama öyle bir dönem olmuş ki böyle aristokrasi kendi içerisinde federatif bir şekilde evlilikler yaparak ülkeyi yönetmeye çalışırken aristokrat aile bulamadıklarından İspanyol kralıyla evlenen bir prenses sonrasında Belçika'nın kuzeyindeki bu ülkeyi, pardon, Avrupa'nın kuzeyindeki Belçika'yı Avrupa'nın güneyinden bir İspanyol kral yönetmiş ve hayatı boyunca buraya ayak basmamış. Şimdi bu kadar tarih bilgisiyle sizin canınızı belki de sıktım ama bakın gelin nasıl şeyler oluyor. Bence bu tarih bilgisi, bunun gibi birçok başka krallık dönemleri olmuş, kraliçeler olmuş, Avustralya kraliçesi gelmiş, burayı yönetmiş, böyle zihinsel özürlü kralları olmuş bu ülkenin. Dolayısıyla hiç böyle yani krala güvenmeden, tek kişilik bir sistem olmadan devlet kendini yönetebilme, yani halkın kendini yönetebilmesi üzerine kurulmuş. Zamanla buna alışmışlar Valonlar ve Flamanlar. İşte buna alışınca da şu anda içinde bulunduğumuz durumda, mesela seçim oldu burada geçen sene. Yaklaşık bir sene iki aydır ülkede hükümet kurulamıyor çünkü ülkenin iki federasyonu var ve üç federasyon var aslında, Belçika, Brüksel başkenti de sayarsak. Bu üç federatif kurum hükümeti kurmak konusunda anlaşamıyor. 56 tane bakanlık olacak ama ülke yönetiliyor. Ülke dönüyor. Yani herkesin maaşları yatıyor, kurumlar çalışıyor, özelleştirme sistemi çalışıyor. Çünkü gücü yerele bölmüş durumdalar. Burada her belediye, komün kendi haklarını, kendi haklarına sahip. Yani düşünün ki ben vatandaş olacaksam benim içinde bulunduğum belediye veriyor bana vatandaşlığı. Devlet vermiyor. Devlet sadece ne yapacağının önerisini veriyor. İşte bütün bunlar olurken bu kral çıktı karşıma. Leopold, meşhur kral. Şu anda Belçika, Brüksel'in birçok yerinde kendi at üstündeki heykeli var. Belçika'nın kurucusu olarak geçiyor. Çünkü Belçika'nın en büyük zenginliği o dönem dünyada birinciymiş, sonra ikinci olmuş İngiltere'den sonra. Kömürün ilk kullanılmaya başlandığı yıllarda Belçika, Charleroi bölgesi, ki şu anda daha çok Alevilerin yaşadığı bir bölge. Belçika'nın Charleroi bölgesi kömür zengini madenleriyle bilinirmiş. Burada çocuklar çalıştırılıyormuş. Daha küçük elleri olduğu ve kömürleri toplayabildikleri, madenlere girebildikleri için yıllarca çalıştırılmış. Köle usulü, kendi halkı çalışmış. Yani o kadar düşük maaşlara çalışmışlar ki, bir taraftan Hollanda kralı, bir taraftan başka kral, yani böyle içine girince insanlar şey olmuş, yani köleleştirilmiş ve en sonunda da ayaklanmışlar ve efendim neyse, bu kral kömür yatırımını yaptığı için, bu kömür sayesinde ve endüstriyi getirdiği için buraya ülkeyi zengin etmiş. Nasıl mı zengin etmiş? Çok ilginç bir şekilde her şeyi üstüne almış. Yani bu Leopold denen kral
ülkeyi bütün parklarını dahil kendi özel mülkiyetine geçirerek yapıyorum ben demiş. Fabrika kurmuş kendi adına, kendi üstüne. Yani devlet, dolayısıyla devlet vergi ödememiş. Leopold kendi vermiş. Ama bir taraftan da dünyayı araştırmaya atlayınca Leopold bakmış nereyi kendine kolonizasyon yeri olarak kullanacak. Afrika'da herkes bir yer alıyor, Fransızlar vesaire. Leopold dediğimiz kral kalkmış gitmiş Togo'ya, Afrika'nın batısına ve Afrika'nın batısında birkaç ülkeye böyle giriş yapmış. Kongo, Togo gibi ülkelere ve onların çevresindeki Burundi mesela ülkelere girişimler yapmış ve orada insanları özelleştirmiş. Ne mi yapmış? Yani Afrikalıları diyelim kendi işçisi yapmış ve ucuza çalıştırmış ve o işçilerinden aldığı kömür üretimi, buralar tabii çok zengin yerler, çok da güzel bir yere konmuş Kral Leopold. Çünkü aslında Kongo ve çevresi hem altın hem de birçok zengin maden olarak zengin maden bulundurduğu için bunların hepsini almış, Belçika'ya kadar getirmiş ve Belçika'dan da Avrupa'ya satmış. Ve dünyanın zengini olmuş ve bu parayla da Belçika'daki şu anda gördüğünüz evlerin her şeyini, devlet kurumlarının çoğunu, sarayları, hepsini yaptırmış. Bu parayla yaptırmış. Bu parayla yaptırınca da sonra bir taraftan da soykırım yapmış adam. Yani 15 milyon insan öldürdüğü söyleniyor. 15 milyon. Arkadaşlar, Ermeni soykırımında 1,5 milyon insandan bahsediyoruz 1915'te. Bu adam bu soykırımı yaparken 1900'lerin başı ve ortalarına kadar devam ediyor. 1950'lerde Brüksel'de halen Afrika sergisi yapacağız deyip Atomium'un önünde canlı insan sergisi, Afrika'dan canlı insanlar getirip kelepçeleyip orada hayvan muamelesi yapıp insanlara sergilemişler. Düşünün, bu Leopold denen kişinin, kralın nasıl halkın üzerinde etki bıraktığını düşünebiliyor musunuz? Ama bir taraftan da zenginliği görmüş. Tabii ne oluyor şimdi? Bu bütün bunlar olurken Afrikalılar bu soykırımın tazminatını istemekte zorlanıyorlar. Ne oluyor? Sürekli olarak Belçika'da Leopold heykellerine yumurtalı saldırılar oluyor mesela. Arada bir kafasına esen yumurta atar, boya atar. Bir taraftan da Leopold'un şu anda kendisinin Afrika'dan getirdiği bütün bu araç gereçleri, yani orada kullanılan, oranın kültürüne ait şeyleri sergilediği bir özel müze kurmuş adam kendine. Bu özel müzeyi de şu anda Afrika Müzesi'ne çevirmek zorunda kaldılar. Ve Afrika hükümetine tabii vermediler ama verecekler yani. Kendi özel mülkiyetinden çıkardılar Kral Leopold'un. Niye bu Leopold üzerinde çok durdum? Çünkü Leopold bunları kişiselleştirirken aslında çok önemli bir ekonomik şeyin temelini atmış. Ki şu anda bence Türkiye'deki ve genel olarak dünyadaki diktatörlüğün de bir çözüm bulduğu bir şey. Çin'de bile bu oluyor. Şimdi her şey Leopold'un adına olunca Belçika ülkesinden soykırım tazminatı istemek neredeyse imkansızlaşmış. Çünkü Belçika hükümeti ve devleti diyor ki, arkadaşlar bu soykırım tazminatı istiyorsunuz ama biz Afrika'ya hiç girmedik ki, bizim tarihimizde yok öyle bir şey. Bizim kralımız gitti oraya, özel bir şirket kurdu. O özel şirket üzerinden işler yaptı ve ondan sonra bu kraliyetin burada bir fonu vardı. Biz de kraliyetiz zaten. Yani kraliyet ve federatif demokrasiyiz. Bu binaları yaptıktan sonra da ölünce devlete bıraktı. Burada bizim bir şeyimiz yok. Ödeyecekse Leopold'un sülalesi ödemek zorunda. Ki bu zamanda kişiye karşı bir dava açmak zorunda. Savaş suçlusu gibi davranmak zorundalar. İşte Çin'de de olan, işte en son takip eden etmeyen vardır, yolsuzluklardan bahsedersek eğer, orada da işte tamam komünist bir düzen var ama yine yolsuzluğu en baştakiler yapınca ve kendi adlarına yapınca devlete hiçbir şey soramıyorlar. Mesela Uygurların olduğu gibi. Aynı şekilde mesela bu, ki sanki böyle paralellik görebilirsiniz. Türkiye'de de sanki biraz böyle yöneticilerin her şeyi kendileri kamulaştırmak yerine kişiselleştirdiklerini
görürsek eğer bunu bir matematiksel olarak bakarsak kimse ileride devletten bir şey soramayacak olur. Yani düşünün ki Cumhurbaşkanlığı, her şey Cumhurbaşkanlığı ve başkanlık özelinde toplanırsa, fonlar, paralar, devlet bütçesi toplanırsa ileride hata olduğunda kimden alınacak bu para? Diyecekler ki hata onundur, devlet bizim devlet bir şey yapmadı denilecek ve ortadan çıkacak. İşte bu yüzdendir ki kaybetmek, diktatörlükler, totaliter rejimler kaybetmek zorunda oldukları şeyler o kadar çok ki, yani ya kaybedecekleri o kadar büyük ki kaybetmemek için çok fazla mücadele ediyorlar. Belki de günümüzde Orta Doğu coğrafyasında Suriye'den tutun Türkiye'ye kadar, İsrail'e kadar. Düşünün Netanyahu ile ilgili yolsuzluk soruşturması açılmaya çalışılıyor. Kim bilir neler döndü orada. Aynı şekilde Avrupa'ya kadar. Avrupa'da şu anda parlamentodaki milletvekillerinin Almanya'dan, Almanya milletvekillerinin Azerbaycan lobisi yapmak için Karabağ Savaşı ile ilgili Azerbaycan'dan para aldıkları tartışılıyor ki Avrupa Komisyonu'nun daha önceki çatışmalardan sorumlu başkanının da Azerbaycan'dan para aldığı ortaya çıkmış ama ne yazık ki komisyon buna hiçbir şey yapmamıştı. Yani bütün bir dünya düzeninden bahsediyoruz. Ama bu Leopold özelinde, bu kral özelinde herhalde ilk yapanlardan biri. Siz kendiniz yani özelleştiriyorsunuz, kişiselleştiriyorsunuz. Devleti mal ve mülkünüz haline getirip devletin üzerinde yaşayan vatandaşları da kendi tebaanız yapıyorsunuz. Çok benziyor değil mi Osmanlı'ya? Tebaanız yaptıktan sonra siz ölüp gidiyorsunuz. Ondan sonra padişah yaptı. Biz bir şey yapmadık diyorlar ama aslında halk bundan çok daha fazla zararlı çıkıyor. Nasıl zararlı çıkıyor? Çünkü o tebaa olduğu süre içerisinde ki bütün eğitim sistemi her şeyi kendisini bırakınca halk hiçbir zaman öğrenemiyor. Neler geçmedi, neler oldu o topraklarda göremiyor. Hadi biraz uzatmış oldum. Son dakikalarımı da Brexit'e ayırayım. Bu Brexit meselesi bence koca bir balon. Buradan okunan da o. Yani Brexit evet Avrupa'da zaten değildi Britanya. Ne para birimi Avrupalıydı ne şey. Hiçbir şey yoktu. Sadece bence güzel bir yasal bir vergi cenneti oluşturdular İrlandalılarla birlikte. Ki bunlar da Man of Isles diye bir yer var. Belki bilenler bilir İngiltere'de. Ama bu özellikle Avrupa'da bence çok büyük, Avrupa için çok büyük bir kazanç oluşturduğunu düşünüyorum. Ne diyor, ne der diğer Avrupa eleştirmenleri bilmem ama bence Avrupa için büyük bir kazanç oluşturdu. Çünkü şu anda Brexit böyle kolay bitecek diye bir şey yok. Daha 50 maddelik bir yol var Britanya'nın önünde. Bu yoldan çıkana kadar çok şey kaybedecek. Bunun ilk adımları olarak yani buradan bilgiler vermek gerekirse Britanya'ya en yakın ülke Hollanda ve Belçika. En çok kazanacak olanlar da bu iki ülke. Hollanda endüstriyi devralmak üzere. Mesela Avrupa'nın ilaç sanayisi geçen sene İrlanda, İngiltere'deyken, Fransa'dayken 3 böyle merkezde, yani ilaç sanayi çok büyük bir şey. Şu anda Belçika ve Hollanda'ya taşıdılar merkezleri. Çünkü İngiltere çıktı ve vergi kanunları çok daha değişik olacak. Öte yandan mesela AliExpress Belçika'da bir merkez açıyor. Avrupa dağıtımını yapabilmek için. Yani anlayacağınız bence Britanya buradan çok zorlu çıkacak. Tabii kim takar? Bir sürü parası olabilir. Umurumuzda değil, biz çıkıyoruz diyebilir. Burada da ben bir oyun görüyorum ama Avrupa Devletler Topluluğu öngörüsü bence doğru bir öngörü. Avrupa Devletler Topluluğu olma yolunda ilerleyecek bu zorunlu ayrılıştan sonra diye düşünüyorum. Bu arada yüzlerce, binlerce Britanya vatandaşının vatandaşlıkları, oturumları iptal oldu ayın 31'inden sonra. Bu insanlar artık vizeyle bizim gibi, yani Türkiye'den gelen bir insan gibi vizeyle vesaire boğuşmak zorunda kalacaklar.
aynı şekilde Avrupalılar da İngiltere'ye gidiş gelişlerinde orada çalışmakta ve yatırım yapmakta zorlanacaklar. İngiltere'den birçok insan vergisini aklamak için Avrupa'ya geliyordu. Şimdi artık öyle kaçamayacaklar. Öte yandan unutmamak gerekiyor. Şunu ekleyeyim. Son iki gündür buralarda ve Independent'ta paylaşılan şey vardı. Unutmayın, burası artık bir İngiliz toprağı diye insanların evlerine kağıtlar yapıştırılmış İngiltere'de. İngiltere'nin hangi bağnaz yerinde oldu bu? Londra bile olsa bu bir bağnazlık. Onu söylemekte gerek var. Ama hangi bağnaz insanlar yaptı bilmiyorum ama işte evlerinizde artık İngilizce konuşun, burası Britanya, yabancı dilde konuşmayın şeklinde kağıtlar asmak işte bu milliyetçiliğin ne kadar saçma salak olduğunu gösteriyor. Bir yine aynı şekilde hani Türkiye'de nasıl Alevilerin, Ermenilerin evlerine kağıtlar gönderiliyorsa, İngiltere'de de bu sefer böyle bir şey olunca tutunacak bir şey kalmadı. Adamlar ayrıldılarsa nasıl anlatacaksın bunu memleketine? İşte o memlekettekilerin milliyetçiliğini kışkırtacaksın biraz. Anca o şekilde tutabiliyorsun. Bakalım bir sonraki seçimlerde İngiltere'de ne olacak? Bir Trump vakası da bence İngiltere'de yaşanacak diye görüyorum. Ama böyle sistemi oturmuş yerlerde, mesela her ne kadar Leopold'un yaşadığı bir toprak olsa da Belçika ve Hollanda'nın kraliyet bu ülkeler arkadaşlar. Kraliyet ve monarşi, aristokrasi var ağır bir şekilde buralarda. Ama yine de federatif olarak adamlar kendilerini üretmeyi beceriyorlar, yönetmeyi beceriyorlar. Diyorum size memlekette ne bakan var şu anda Belçika'da, ne bakan, ne bakanlık, ne de hükümet var ama memleket yürüyor, çalışıyor, ekonomi yürüyor, hatta büyüme var bu sene. Böyle sistemler kurulduğu zaman ancak bence ben bu sistemleri çok daha sosyalist ve komünist bile görebiliyorum. Tabii monarşi mevzusunu dışında bırakırsak çok daha sosyalist görüyorum diyelim. Çünkü Castro gitti, Küba orada. İşte burada da kral gitti, hükümet yok ama ülkeyi yönetebiliyorlar şeklinde olabilir. Söz vermiştim bir seriye başlayacağım diye, röportajlarımı topluyorum. Hepsini birden böyle yayınlama düşündüm. O yüzden de yurt dışına çıkmış Türkiyelilerle yaptığım röportajları önümüzdeki programlarda sizle paylaşmaya başlayacağım. Hepinize iyi haftalar. Hırt'tan bu haftalık da bu kadar.